1990'lı yıllarda sunduğu Turnike adlı yapımla izlenme rekorları kıran Güner Ümit'in canlı yayında yaptığı bir gaf yüzünden tüm iş yaşamı sona erdi. Tatlanır mı? Hayır. Tatlanmıyor, acılanıyor galiba. Evet, Betül sen söyle, adamın kafası odun gibiyse sobada mı yakarsın? Evet. Süreyya, son soru bu. Herkes gibi senin de bir soy ağacın var mı? Hayır. Yok. Peki, çıkartıyorsunuz. Yaptığı gaf yüzünden çok acı çektiğini söyleyen Güner Ümit, o dönemde çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edilişine üzüntüsünü her defasında dile getirmişti. Güner Ümit son haliyle oldukça şaşırttı. Güner Ümit, 1945 yılında Eskişehir'de doğdu. Televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve ATV ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır. Çok anlamlı, gerçekten çok güzel. Beethoven'un bu sözleri gerçekten güzeldi ama Shakespeare'de ne demiş? İyiliğe kötülük etmeden kim mezara girmiş ki demiş. İnşallah, inşallah iyiliğe herkes iyilikle karşılık verir. Hiç olmazsa 93 yılında rahat ederiz Sayın Taber. Sayın Weber, hoş geldiniz. Turnike programı, 1992 yılında TRT1 ekranlarında Gündüz Kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star TV'ye transfer olarak yoluna Süper Turnike adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada Mega Turnike adıyla yayınlanmıştır. Star TV, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. Evet, şimdi bir oyunlarınız var. Oyunlarınız var, oynuyorsunuz. Bunu da çok da güzel oynuyorsunuz da. Leyla, şey soracağım. Yani kaç günde bir oyun değiştiriyorsunuz? Kaç günde değiştirmiyoruz. Müzik değiştiriyoruz çok. Müziği değiştiriyorsunuz. Tabii çünkü oryantal zaten, hani aslında oryantal değil, belli ders yani. 1994 yılında Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994 yılında yayınlanan 200. bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Güner Ümit, 9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır. Sorular geldi. Gördüğünüz gibi Alvin getirdi. Ve şimdi masama geçiyorum. Ve birinci arkadaşları yanıma davet ediyorum. Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi. Alevi vatandaşlardan özür diledi. Ama bir daha eski günlerine dönemedi. Bak bak efendim, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir değişiklik gördüm Nadide Sultan. Ben yoktum Türkiye'de. Değişik. Öyle mi? Ama güzel olmuş. Doğal bir kurun oldu. Güzel. Güner Ümit ile Turnike programı, 24 Nisan 1995 yılında Turnike 2000 programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında Alevilerden çiçek almıştır. Buradaki macerası 30 Haziran 1995'te sona ermiştir. Program, o gün toplamda 500 bölüme ulaşmıştır. Dedi, millet tatile gitti, siz program yapıyorsunuz. Seni göreyim dedi, her akşam orada dedi, maymun gibi sıçrayıp duruyorsun dedi. Sonra da dedi ki, yav dedi, sen dedi, Allah'ını seversen önümüzdeki seçimlerde milletvekili için adaylığını koysana dedi. Basma, basma, sohbet ediyoruz. Adaylığını koydu. Niye dedim? O dedi, memlekette o kadar çok manyak var ki manyakların da mecliste temsil edilmesi gerekiyor dedi. Evet, şimdi Güner Ümit 3 sene ekranlardan uzak kalmıştır. Güner Ümit 14 Nisan 2002 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Altın Turnike programı ile ekranlara dönmüştür. Parayı biraz daha kaldırayım. Öyle mi? Evet. Lütfen. 4 numarayı ver. Kaldıracağız 4 numarayı. Kaldırdık 4 numarayı. Eğer yoksa indirelim onu. Ha? 30 Haziran 2002 tarihinde yayınlanan sezon finali toplamda 750. programdır ve bu bölümde Çocuklar Duymasın ve Asmalı Konak dizilerinin oyuncuları yarışmıştır. Başlangıçta haftada 2 yayınlanan program son 2 hafta haftada 1 yayınlanmış ve yayından kaldırılmıştır. Programın son macerası 7 bölüm sürmüştür.
Turnike programı totalde 14 senede 757 bölüme ulaşmıştır. Ayrıca Güner Ümit, 1975-1986 yılları arasında TRT1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur. Ünlü şovmenin 2021 yılında Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda, artık sade bir hayat yaşadığını söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti. Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok, kırgın mıyım, yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Emekli oldum demeyi kendime yakıştıramıyorum ama ben artık işimden, gücümden emekli oldum. Çok sade ve hatırlanmayacağım bir hayat seçtim, geçmişi kapadım. Bir zamanlar çok şöhretli, çok başarılı olmuş olabilirim ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum, diye konuştu. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.